Sol kanat, sağ kanat, forvet arkası, forvet hepsinde oynayabiliyor. En iyi savunma hücumdur diye. Ben bu kadroyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu alırım kardeşim. Herkese merhaba. En iyi yeni bölümüyle karşınızdayım. İlk devrede tam tamına 23 tane maç vlog'u yayınlamışım ve bu maç vloglarından ilk defa kanalda ilk 11 belirleyeceğim. İlk devrenin hep beraber en iyi 11'ini yapmış olacağız böylece. Peki bu 11'i nasıl seçeceğim? Gittiğim maçlarda iyi performans gösteren oyuncuları not almıştım ve onlardan bir 11 çıkardım. Altın tekrar çiziyorum. Gittiğim maçlarda iyi performans gösteren oyunculardan bir 11 yaptım. Ama tabii benim atladığım performansını eksik gördüğüm ama bazı maçlarda performansını yükselten oyuncular olacaktır. Bunları da siz yorum kısmına yazarsanız hep beraber ilk devrenin en iyi 11'ini seçmiş oluruz. En iyi 11'ime geçmeden önce sizden bir ricam var. Videoların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ki daha fazla kişiye ulaşabilelim ve videolarımızı daha fazla kişi izleyebilsin. Şimdi en iyi 11'e geçelim. Ben 11'imi klasik 4-4-2 şeklinde dizeceğim. Bu 4-4-2 taktiği benim hem oyunlarda kullandığım taktik hem de e, kullanan takımların oyunlarını sevdiğim bir taktik. O yüzden ben de kadromu bu şekilde şekillendireceğim. İlk isim Erbağ Spor'un Nurullah Aslan. Ben Nurullah'ı iki tane maçta seyrettim. Birisi Trespor 1922, diğeri de Gebze Spor maçıydı. Gebze Spor maçında bir tane penaltı çıkarmıştı. Trespor maçında üç tane gol yemişti ancak dünyaları çıkarmıştı. Hem genç hem fiziği yerinde bir kaleci. Hatta bunu Samsun Sporlu yetkililer de görmüş olacak ki Erbaa Spor'dan Spor'a transfer oldu Nurullah Aslan. Ben de Nurullah Aslan'ı kadronun ilk sırasına yazdım ve kaleye koydum. Hemen buradan da Nurullah Aslan'ı kalesine götürelim. Nurullah Aslan. Bu arada siz de böyle futbol formasyonları falan yapmak istiyorsanız futbolyuz.com diye bir şey var. Ücretsiz bir site. Oradan istediğiniz 11'i istediğiniz şekilde düzenleyip yapabilirsiniz. Hatta bunları bana da gönderebilirsiniz. Geçelim defans hattına. Son dönemde yorumculardan duymuşsunuzdur. En iyi savunma hücumdur diye. Teknik direktörler de bunu benimsiyor ki son dönemde taktiklerini ona göre benimsiyorlar. Yani 4-4-2'nin sağ ve sol beki hücumcu oluyor. Ben de kadromu buna göre oluşturacağım. Hücumcu bir sağ bek istedim ve Sakaryaspor Sarıyer maçında beğendiğim Ferit Erişçi'yi sağ beke koydum. Ferit o maçta gerçekten Sakaryaspor adına ayakta durabilen oyuncular arasında İlk sıralarda yer alıyordu. Hem hücum anlamında hem defans anlamında takımına büyük katkı verdi. Benim ilk devredeki sağ bekim Sakarya Spor'dan Ferit Erişçi. Onu hemen ekleyelim. Sağ tarafa Ferit Erişçi'yi biraz ön tarafa koyayım. Koyduk. Geldik aslında takımların en önemli yerlerinden birisi. Stoper tandemi. Stoper tandeminde ilk ismim Eskişehir Spor'dan Semih Güler. Semih'i Bolu Spor maçında seyretmiştim. Hem genç hem kuvvetli hem de takım arkadaşlarının yönlendirici bir yapısı vardı. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü Eskişehir Spor bildiğiniz gibi genç bir kadroya sahip. Yönlendirmeye ihtiyaç duyan oyunculardan kurulu biraz. Semih de bu genç yaşına rağmen sorumluluğu almış ve arkadaşlarını yönlendirmeye başlamıştı. Stoper memkinde ikinci ismim Göztepe'den Titi. Titi'yi Fenerbahçe maçında seyretmiştim. Göztepe Fenerbahçe'yi mağlup etmişti ama defansta yaptığı hamleler Titi'nin çok önemliydi. Ve aslında hani galibiyet hep forvet oyuncuların yüklenir ya işte golü atan hep ön planda olur ama mesela siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Defanstaki oyuncuların hiçbirinden bahsedilmezken hep golü atan ön plana çıkıyor. Bu ne zaman değişir? Nasıl değişir? Önce onu tartışalım. Bunu yorum kısmına da yazabilirsiniz. Ben Stoper tandemini oluşturdum. Semih ve Titi. Geçelim sol beke. Sol bekte de süperlik menşeli bir oyuncu var. Bursa Spor'dan Umut Meraş. Umut'u Bursa Spor Ankara gücü maçında seyretmiştim. Sol tarafta çok güzel bir performans sergilemişti. Golünü de atmıştı. Umut'u aslında Boluspor'dan tanıyorsunuz. Bursa Spor Aziz Beyçi PSV Eindhoven'a gönderdiğinde apar topar hemen bir sol bek arayışına girdiler ve Umut Meraş'la söz kestiler. Bence çok güzel nokta bir transfer olmuş. Umut da ilk devrenin iyi performans sergilerin isimlerinden. Şimdi o zaman defansı tamamlayalım. Semih'i aldık. Sonra Titi'yi koyduk. Ve ardından Umut'u koyarak stoper tandemimizi aslında aşağı yukarı tamamlamış olduk. Biraz hücumcu yapalım beklerimizi öne çıksınlar. Sıra geldi orta sahaya. Orta sahada muhteşem Süleyman var. Burak Süleyman yani namı diğer. Kocaeli Sporlu. Kocaeli spor da bildiğiniz gibi ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Ve şu anda 3. Lig'de zirvenin yamaçlarında bulunuyorlar. Zirvenin yamaçlarında olmasının ana sebebi Burak Süleyman'dır Kocaeli Spor'un. Çünkü hem orta sahayı toparladı hem hücumsal anlamda arkadaşlarını yaratıcı paslarıyla golle buluşturdu. Asist yaptı, gol attı. Kocaeli Spor'un yeni stadyumunun ilk golünü attı ve tarihe adını yazdırdı gerçekten. Ben de onun adını ilk devredeki 11'ime yazıyorum. Burak Süleyman'ı orta sahamın ortasına babalar gibi yerleştiriyorum. Orta sahamın ikinci ismi Fatih Aydın. Fatih Aydın Sarıyer'de oynuyor ve Sarıyer'in de ikincilikte böyle bir performans sergilemesinde başrollerden bir tanesi. Fatih ayağı iyi, soğukkanlı, defanstan topu alıp hücuma katabilen bir oyunculardan bir tanesi. Türkiye'de böyle oyuncular çok değerli. 1995 doğumlu Fatih ve Yeni Malatya Spor'dan kiralık olarak Sarıyer'de forma giyiyor. Ben Fatih Aydın da şuraya Burak Süleyman'ın yanına ekleyeyim ve güzel bir ikili oluşturayım. Sırada kimler var? Aslında forvet diyebileceğimiz hücumcu kanat oyuncuları var. İlk isim Doğukan İnci karşıya kadar. Doğukan İnci'nin iki tane maçını seyrettim. Birisi Ali Beyköy Spor, birisi de Sultanbeyli Belediye Spor. Birisinde mükemmel bir gol atmıştı. Diğerinde de asist yapmıştı ve kalitesini ortaya koymuştu. Doğukan için şöyle bir şey söyleyeyim. İkincilikte dikin oynayabilen ve skoru her an değiştirebilecek oyunculardan bir tanesi. Şimdi bir diğer kanat oyuncusuna geçeyim. Berke Bıyık. Trespor 1922 Arvas formasyonu tanışmıştık Berke ile. Gerçekten hem skorer hem oyuna yaratıcı paslarıyla yön veren bir oyuncu. Sol kanat, sağ kanat, forvet arkası, forvet hepsinde oynayabiliyor. Ben Berke'yi sağ kanada yazdım. Çünkü onun hücum gücünden sağ kanatta faydalanmak istiyorum. Şimdi kanatlarımızı da yerleştirelim. Onları da biraz böyle ileri doğru yapalım ki 4-4-2'nin hücumsal anlamında e, farkındalığını ortaya çıkaralım. Son iki isim kaldı. Aslında takımların vazgeçilmez isimleri forvetler. Çünkü forvetin iyiyse gol atıyorsun, forvetin kötüyse gol atamıyorsun maalesef. İlk isim Keçiören gücünden Taha Balcı. Aslında bizim Taha Balcı'yla tanışmamız bundan yıllara evveline dayanıyor. 1461 Trabzon'dan Altınordu ile sözleşme imzalamıştı Taha Balcı. Ben de o dönem İzmir'de yaşıyordum ve Altınordu'yu yakından takip ediyordum. Altınordu ile şampiyonluk yaşadığı, geçtiğimiz yıl Hatay Spor'la şampiyonluk yaşadı. Bu yılda Keçiören gücünde Samsun Spor deplasmanındaydı Keçi Öğren Gücü ve Taha Balcı attığı gollerle takımına cehennem gibi bir deplasmandan 3 puan getirmişti. O deplasmandan sonra Taha Balcı tabii ki gollerine devam etti. Ancak o günkü performansı gerçekten mükemmeldi ve o performans burada ilk 11'in en iyi 11'ine girmeye bence hak kazanmıştır. Ve Taha Balcı'yı da böyle bu şekilde buraya yerleştirebiliriz. Gelelim 11'in son oyuncusu yani Forvet'in diğer kısmına Diagne. Kasımpaşa'da müthiş bir performans sergiliyor gerçekten. Diagne'yi Ankara Gücü Kasımpaşa maçında seyretmiştim ve o maçta da bir tane gol atmıştı ve Kasımpaşa'nın galibiyetinde önemli rol oynamıştı gerçekten. Diagne ne biliyorsunuz diğer maçlarda da aynı performansını sürdürdü. Onda hiçbir sıkıntı yok. Hatta devre arasında birçok kulübün transfer listesinde yer alıyordu. Şöyle bir duyum da var. Chelsea'nin 15 milyon euro verdiği iddia ediliyor. Ne kadar doğru? Yani Chelsea Diagne'nin istese alır abi. Yani böyle haberlere de belki gerek yok fiyat yükseltmek için. O yüzden ama bu Diagne'yi en iyi 11'e yazmamıza engel değil. Diagne'yi de şöyle en iyi 11'e yerleştiriyorum ben. Ve ortaya da güzel bir 4-4-2 tablosu çıkıyor gerçekten. Ben bu kadroyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu alırım kardeşim deyip çok fazla uçmayayım. Ama bu kadro bence bulunduğu ligde zirve oynayacak bir kadro. Evet benim ilk devrede izlediğim 23 karşılaşmadan elde ettiğim en iyi 11 bu şekildeydi. Dediğim gibi eksiği olur, fazlası olur. Bunları tamamlamak için yorum kısmına lütfen yorumlarınızı yazın. Beğendiğiniz oyuncuları yazın ki ben de ikinci devrede o eksiklerimi kapatmaya gayret göstereyim. Dediğim gibi videoların devam etmesini istiyorsanız da videoyu lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.